Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tufetü çalışmaya devam ediyoruz. El-Acurumiyye'nin şerhi. El-Acurumiyye bugün Arap dünyasında en çok itibar gören gramer kitabı, Arapça nahiv kitabı. Ve biz geçenki bölümde mef'ulü mutlak veya mastar, değil mi? Bu konuyla ilgili alıştırmalar görmüştük. Şimdi yine aynı konuyla ilgili sorular ve cevaplar göreceğiz. LS ile sorular demek. Ne diyor ilk soruda? Mahuvel mastar. masdar. mastar nedir ve mahuvel mefulul mutlak. Mefulu mutlak nedir? El cevap. E, ne diyor? Tariful mastar. El mastaru lugaten e, lugat olarak huvel menba. Yani kaynak demek. E, kaynak. Ve fiil ıstılah, ıslahta ise yani işte Nahibi'de, Kramer'de ise Arrafehu i̇bn Acurum, Acurrum. Evet, onu nasıl tarif etti? Rahimahullahu Teala bir kavlihi. El mastaru ve ismul mansub. E, mansub isimdir. Ellezi yeci'u thaliten fi tasrifil e, fiili. fiilin tasrifinde üçüncü olarak gelen e, mansub isimdir. ne demek? Evet, fiilin tasrifinde Hani mazi fiil, fiil, ve mastar diyorduk. Peki mef'ulü mutlak nedir? El mef'ulü mutlak huve ibaretun amma leyse e, haberen. Haber e, olmayan bir ibaredir. Mimma delle ala tekidi amilihi ev nev'ihi ev adedihi. E, tekidinin e, yani e, amilinin tekidi için veya çeşidi için veya adedi için gelir. Evet ikinci e, soru. Bakın böyle e, kısım kısım e, soru bazı soruları hızlı gideceğiz. Bazı soruları yavaş gideceğiz. evet ne diyor? İla kem kısmın kaç kısma ayrılıyor? E, el mef'u kısmım el mef'ul mutlak. Mef mutlak kaç kısma ayrılıyor? Min ciheti ma min, minhu ondan işte murad edilen şey ondan kastedilen şey itibariyle ve kem kısmın yen min haysu muvafakati li amilihi ve ademiha yani amiline uyumluluk açısından kaç kısma ayrılıyor evvelen mefhul mutlak min ciheti ma yuradu minhu ondan kastedilen şey itibariyle üç kısma ayrılıyor birincisi el muakkit amilihi yani amilini pekiştirmek için gelmesi Hafiz tut derse, e, evet hafiz tut derse hıfzan, ders ezberledikçe ezberledim e, şeklinde bakın. Yine ferah tubi kudumike cezelen, eş anlamlısı, yani sevindikçe sevindim. E, burada hafize e, yani ve feriha e, iki mastarla, yani hıfzan ve cezelen ile ne yapılmış, pekiştirilmiş. İkincisi, el mübeyyin linev'il amil. E, amilinin çe çeşidini, türünü belirtmek için geliyordu. <messizlik> Ahbabtu üstadi hubbel e, evet, uveledi ebahu. Yani bir e, işte çocuğun babasını sevmesi gibi sevdim üstadı. Burada da bu ahbaptunun çeşidini, nasıl bir sevgi? İşte öyle bir sevgi. Vekaptu <messizlik> lil üstaz vukufel müeddeb. Edepli birinin işte, e, e, işte nesiyle, beklemesiyle üstadı bekledim. Fe fi hadeynil bu iki misalde ''beyyenel mastar nev'iyyetel amil'' amilin türünü, çeşidini be e ne yapıyor, beyan ediyor. Burada mesela ''amil'' dediğine fiildir. ''Vekaftu'' burada ''ehbaptu'' buradaki ''meful mutlak vukufe'' buradaki ise ''hubbedir'' ve bunlar bu fiillerin, bu fiilin türünü nasıl bir sevme, nasıl bir bekleme veya ayağa kalkma bunları belirliyor bienna hu ki hubil beledi bahu ve Kevuku fil edeb dedi yukarıda üçüncüsü el mübeyyin lil adet e, e, burada adedi beyan etmek için geliyor darabul kesuyle darbetiini mesela burada darbetin iki darbe e, diyor darabtu telate darbat burada da darbeler dolayısıyla burada e, kaç tane diye sorulduğu zaman darbetin burada meful mutlak olarak sayısını beyan etmiş oluyor. Ee, peki saniyen yenqasimul meful mutlak min haythu muvafakatuhu li amilihi ve ademiha ila kısmeyin. Ee, amiline uyumluluk açısından da iki kısma ayrılıyor. Ee, birincisi ma yuvafikul fiilen nasibe lehu fi lafzihi. lafsında e, o nasbeden fiile uyumlu olan bi yakun yekune muhtemelen ala hurufihi. Yani onun harfleriyle aynı e, harflere sahip olarak. E, diğeri de e, harflerinden farklı eş anlamlı olarak gelmesi. İkincisi de bakın manasına sına uyum, uyumluluk sağlıyor, harflere uyumluluk sağlamıyor. Evet, söyledik, yukarıda da örneğinde verdi. üçüncü soru, evet burada ne diyecek? Mesil örneklendir. Likulli mimma yeli bi telaseti emsile. Yani şunlar için üç tane örnek getir diyor. El mefulu mutlak, el müekkitli amilihi. El mefulu mutlak, el mübeyyin li nevil amili el mutlak el mübeyyin lil adet. Ee, dördüncüsü meful mutlak mansub bi amil min lafzihi meful mutlak mansub bi amil min manahu. Cevap misalü meful el mutlak el müekkit li amilihi yani amilini pekiştiren e, mutlak örneği ve tebettel ileyhi tebtila. Bakın fiille aynı kökten e, ona yöneldikçe yönel gibi bakın ayetten örnek vermiş. Bu e, buradaki fiili vurguluyor. Ve kellem Allah Musa teklima. Musa ile konuştukça konuştu gibi. Bakın teklima aynı kökten. Ve yüsellimu teslima. Tam bir işte teslimiyetle bakın ona selam verin. selam getirin. Burada da teslima pekiştiriyor. İkincisi meful mutlak el mübeyyin li nev'il amil. Amilinin çeşidini belirten meful mutlak. İmel amele salihin. Salihlerin ameliyle amel işle. Yani onların ameli gibi. Burada çeşidini Nasıl bir amel? Salihlerin ameli. Sirtu seyren ve iden. Evet ve id sakin demek. Sakin bir yürümeyle yürüdüm. Seyren ve iden. Ee, burada ise e, ne diyor? Cidde ciddel haris ala bulugul gaye. Yani hedefe ulaşmak için hırslıların ciddiyetiyle ciddi ol. Burada da bakın cidde ciddel hari, e, haris. Bu cidde ne oldu? Mefhulü mutlak oldu. Çeşidi beyan ediyor. Mefhulü mutlak el mübeyyin lil adet. Adedi beyan eden ise Faiza <feydâ> nufiha fi's-suru <fî> nefhatun vahide. Sur'a bir kere üfürüldüğü zaman burada nefha e, burada nefha ne oldu? Eee mutlak oldu nefhaten vahide. E, evet şöyle baktığımız zaman nufiha ile aynı kökten e, feduketa dekketen vahide. Yani burada da e, bakın dukketen vahide. Bu dukketa ile dekke aynı kökten ve sayı bir kere evet bir kere çarptığı zaman Fecliduhum semanine celde. Onlara işte sekiz sopa. Feclidu celde aynı kökten. Ve bu sefer başına gelen sayı ne oluyor? Mefhulü mutlak oluyor. Evet lafızla aynı olan. Bakın ve zariyatı zerven. Lafızla aynı. Fesafati safen. Fezacirati zecren gibi. yine ve naşitat naştan ve sabihati sabhan. Bunların hepsi meful mutlak ve fiille öncesiyle aynı. E mutlak mutlak e, manasıyla aynı olanlar. Qa'tute kumtu vukufen, ifrahil cezel Bunlar da e, manası ile aynı yani eş anlamlı olarak gelmişler. E, peki diğer alıştırma e, kaçıncı alıştırmaya geldik? Dördüncü alıştırma. Arabi <laughs> cümleler atiye. Bakın bunları e, hem alıştırmalarda hem konudun kendisinde çokça tekrar verdiği için biraz da hızlı geçmiş oluyoruz. Evet şunların irabını yap diyor. E, oldukça fazla cümle vermiş. E, bunların hepsini belki yapamay yapamayız ama darab tur racule darben şediden. Bakın burada darben nedir? Mefhulü mutlaktır. E, ve e, ne yapıyor? Bu amilini yani fiilini tekit ediyor. Darben şediden mansuptur. Celes tuku'uden bu da mefhulü mutlaktır. Pekiştiriyor. Kamer racule ahsene kıyam en güzel şekilde bu kıyamın önüne gelen ifade bakın mef'ulü mutlak oluyor. Rakada raculu sa'yen burada da yine eş anlamlı olarak rakada ile eş anlamlı. Yani koştukça koştu. İctihada raculu ictihade kullehu burada da ictihad mef'ulü mutlak olarak mansup geldi. Bataşar raculu bil mujrim eşeddel bataş yani çok şiddetli bir yakalama ile yakaladı. Burada da el bataşın önünde bakın eşette meful mutlak oldu. Acebeni ehuke icaben Evet. evet acabeni ahuke icaben yani senin kardeşin hoşuma gitti. Burada icab mefulu mutlak oldu, mansuptur. Vallahu embatakum min el ardı nebata. Burada nebat geldi, mansup mefulu mutlak. Burada ihraç geldi. Bakın burada aşağıda tek tek ne yapıyor? Yukarıdaki cümlelerin irabını yapıyor. İşte darabe mazi, fiildir, tü, faildir, mebnidir, ref mahalinde racul. Burada işte e, me, mefulün bihtir, mansuptur. Şediden da, nedir? Darben mefulü mutlaktır. Şediden onun e, sıfatıdır. Dolayısıyla mansuptur. Celes tuku'uden, celes nedir? E, mazi fiildir, sukun üzere mebnidir. Tü, faildir. E, damme üzerine üzere mebnidir. E, işte i̇şte ref mahallindedir. E, mefuli mutlaktır, mansuptur. Kamer racülü ehsene kıyamin. Burada da kavmi mazi e, fiildir. Racul e, faildir. Ahsene e, mutlaktır. Rakede racülü sa'yen. Burada da rakede, mazi fiildir. Fetha üzere memnidir. Racul faildir. Merfudur. Sa'yen mefhulü mutlaktır. Mansuptur. İçtehede racülü içtehade küllehu. Yine mazi fiil, fail, mefhulü mutlak diye. Bunların irabını e, kendimizde ne yapabiliriz? A, yapabiliriz. Çok e, detaylı bir şekilde almış. Pedefesini de Veriyoruz. PDF'sinden de ne yapabilirsiniz? Bunları inceleyebilirsiniz. PDF'sinden takip edebilirsiniz. Evet, mefuli mutlakla ilgili bakın e, ne yaptığı e, çokça e, örnekler e, verdi. E, ve bu örneklerle konuyu daha da pekiştirmemizi e, sağladı. Ve burada kaldık. Gelecek bölümde zarf zaman ve zarf mekan diyecek. İnşallah okumaya devam edeceğiz ki zarf zaman ve zarf mekana biz ne diyoruz? mefhul fih diyoruz. mefhul ne yaptık? mefhul mutlakı gördük. Şimdi mefhul fih'e geldik. Buluşmak dileğiyle inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.